Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak iki can aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. Hizmet-i imaniyede daim eylesin. İslamiyete ve Müslümanlara Gaziye Biladi İslam nerede mücadele ve mücahid varsa Cenab-ı Hak hepsine yardım eylesin. İslamiyet'e ve Müslümanlara, Gazze'ye ve Bilad-ı İslam'a İslam ve Kur'an olduğu için düşmanlık yapanları da kahar isminle kahri perişan Mektubat 48, 3. sualiniz. Dünyanın siyasetine karşı ne için bu kadar lakaytsın? Dünya siyasetine karışmıyormuş. Onu takip edenlere de karışmasını istemiyor. Niye böylesin? Niye? Niye karıştırmıyorsun? Niye sen karışmıyorsun? Bu kadar sefaat aleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun. Bu sefahati hoş mu görürsün? Yani bu gidişatı memnun musun ki? Fiilen karşısına çıkmıyorsun bu sistemin. Bu siyaseti hazıra. Bunlara da mimsiz medeniyet diyorsun. Yani hoş mu görüyorsun? Niye ses çıkarmıyorsun? Veyahut korkuyor musun ki? Sükut ediyorsun. Yani niye susuyorsun? Soru bu. İlginç değil mi? Yani böyle bir nur talebelerine alıp da sopayı kazma küreği sokağa çık demiyor. Ustad da ispat ederek diyor ki bu da doğru değildir diyor. Dahildeki mücadele etme yöntemi böyle değil. Böyle olmaması lazım diyor. Bu milletin yüzde sekseni Müslümandır. Yüzde yirmisi gayrimüslimdir. Müslümanların içerisinde ölçü verecek. Dinsizleşmiş olanlar da var. Ama her millet olduğu gibi bu Türkiye coğrafyasında da nesiller birbirine karışmış. 1900 8'den beri Türkiye'ye göç, kasten e, nüfus getirilmiş ve devletin tepelerine oturtulmuş istisnasız. En önemlisi de Türk Dil Kurumu'nun başına Ermeni'ni getirilmesidir. Yani gerisini sen düşün. Milliyetin Bakanı Yahudi olması. Geçenlere kadar Genelkurmay Başkanı Yahudi'ydi. Sabetayi ya, Selanik Yahudisi. Selanik Yahudileri Türkiye'ye gelip Müslüman görünümlü Yahudilere Sabetayi deniliyor. Maraş'a fevzi çakmak onlardandı. Şu anda televizyonda bir sürü böyle tarih dersi anlatanlar vesaire anlatanlar çoğusu sabetayıdır. Yani olayı bilmediğimiz zaman Müslüman'ı Müslüman'a düşürme planı içinde olabiliyoruz Allah muhafaza. Müslüman, Müslüman'la savaş yaptırılıyor. Müslüman uyandırılmalıdır yani. Müslüman cahil olmaması lazım. Şuurlu olarak dostunu, düşmanını bilmesi lazım. Mesela genç kardeşler hasreten biz dostumuz da belli, düşmanımız da belli. Öyle değil abiler. Cambazlar çok ustalaşmış. Çok usta cambazda var. Yani İslam düşmanları seni bin seneden beri teraküm etmiş. Yani kazanımlarını birleştirmişler. Öyle münafıkana hareket ediyor. Karşında kafir ki gelmiyor ki. Münafık olarak geliyor. Münafık da biliyorsunuz kafirden eşittir. Kafirden eşittir. Münafığı çözmek çok zordur. Amenabil amena bi, bil yomil ahir diyor. Senin yanına gelince Allah ve ahirete iman ettim diyor. Zahir şeriatı uyuyor. Senin ve benim gibi namaz kılıyor. Oysa Agop'tur, Hans'tır, George'tur ama Davut denmiştir. Aslında David'tir. Salamon'dur ama Süleyman demiş burada vesaire. Onun için böyle coğrafyayı iyi bilmek lazım ki. Yani kuru kuru bu fikir nereden türetildi, nereden çıktı denmemek adına. Yani Türkiye'nin, coğrafyanın ismi, coğrafya haritanın adı Türkiye. Bir milletin, bir kavmin, bir ırkın ismi değil bu. Coğrafyaya verilen mesela çoğu Müslüman'ın bilmediği bir de bir şey var. Şam deyince Suriye'nin başkenti zannediliyor. Oysa Suriye'nin başkentin adı nedir? Dümeşk abi? Evet. Ama biz Şam diyoruz. Evet, bölgenin ismidir, değil mi? Abi? E, tabii Şam ne demek? Alemi İslam'ın yaşadığı Mıs Mısır, Fas, komple hep bunlara Şam deniliyor. Şam-ı Şerif Şerefli insanların yaşadığı yer. Şam'ın ismi değil yani. Biz ona has etmişiz. Hadisleri de ona göre bazıları izah etmiş. O Şam zannetmiş. Alem İslam şeyi. Kardeşim köyümüzde yani etrafımızda yani, tanımıyoruz ki birbirine girmiş. Cumhuriyet döneminde neler olmuş. Burada hangi millet hangi milletin içinde kaynaşmış gizli kalmış. Kaçarken kaçmamış. O milletten gözükmüş o köye. Onların nesilleri şimdi bunu tefrik etmeden bu sefer Allah muhafaza doğruluk yap, yapacağım diye yanlışa vesile olacaksın. Müslüman Müslüman öldürecek. Müslüman Müslümana düşman oluyor. Onun için ilim lazım. Cehalette tuvalete bile gidilmiyor. Nasıl gideceğini bilmesen tuvalete tahareti istibrayı istince yapamazsın ki. Tuvalete bile gidilmiyor cehaletle. Ahirete nasıl gideceksin ya? Dünyanın siyasetinin için karışmıyorsun? niye bu kadar hali aleme lakaytsın, tavrını bozmuyorsun? Bunların gidişatının yönetimini doğru mu buluyorsun? <laughs> Veyahut da korkuyor musun? Soru bu. Anlaşıldı değil mi? El cevap. Kur'an hakimin hizmeti beni şiddetli bir surette siyaset alemi de men etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam siyasetçiydi. Devlet başkanıydı. Ordunun komutanıydı. Aile reisiydi. Her şey oydu. Şimdiki siyaset siyaset değil. Fitne edir. Peki nasıl yön yapacağız? Onu söylüyor. Kur'an hakimin hizmeti beni şiddetli bir surette siyaset aleminde men etti. Siyaseti daha önce sayfalarda fitne olduğunu söylüyor. Şimdi yoksa o reisi cumhur idi Ebu Bekir Sıdıklar, Hazreti Ömerler. Onlar siyasiydiler. Biz siyaseti bilmiyoruz. Siyaset bu zannediliyor ki bu yöneticiler, propagandacılar siyaset. Ekserisi fitne ya. Kardeşi kardeşi vurduran, düşüren siyaset mi olur? Siyasetten bariz ifadesiyle Allah'ın kanunlarıyla halkını o sistemle yönetme ilmine sanatına deniliyor. Kur'an hakimin hizmeti beni şiddetli bir surette siyaset aleminde men etti. Hatta düşünmesinin bile düşünmesini de bana unutturdu. Niyesini anlatacak arkadaşlar çok acayip. Yoksa bütün selgüzleştiği hayatım şahittir ki hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men edememiş ve edemiyor. Usta sabahında 50 bin kişiye Ayasofya'nın önünde, Ayasofya camisinin önünde konferans veren zattır. Gidişat hayatım bellidir ki diyor, korku elimi tutmamış diyor. Niye korksun ki? Bizim gibi uyduruk adamlar korkmuyor da, o, o mu korkacak? Korkmuyor, niye? Hak bildiğin yolda niye korkacaksın? Cansa can ya, bir defa vereceksin. Köle ve köpek mi yaşayacaksın? Doğru söyledinse doğru söyledin. Ustad diyor ki, geçmiş, geçmiş hayatım şahittir ki, hak gördüğüm meslek gitmeye karşı korku elimi tutup men dememiş ve edemiyor. Yani ustad niye korksun? Soru da öyle geçiyor ya. Niçin diyor siyasette mücadele etmiyorsun? Bizim mücadele anlayışımız yanlış yani. Zannediyoruz ki top tüfekle, kazma kürekle. Ya temelde onlar belki surette birkaç senede geçici bir muvaffakiyet gibi gözüküyor. Temelde mücadele şekli o değil ki. İnsanlara öldürmek, öldürmek değil ki. Onun kalbini aklını alabiliyor musun? Tavana hizmet ettirebiliyor musun? Ona iman ve Kur'an yerleştirebiliyor musun? Onun aklına Kur'an'ı koyabiliyor musun? Onun aklına Kur'an'ı koyamadığında kafasını kestin. Muvaffak mıdır yani bu? <laughs> yani o ne olacak ya? Herkes yapıyor onu. Ya burada yapıyor. Yani bunu muvaffak zannetmek. Amerika çok yapıyor bunu. İsrail yapıyor. İsrail yapıyor bunu. Benim gibi düşünmüyorsan öleceksin diyor. Öyle mi abiler? Amerika öyle diyor ya, Benim yanımda değilsen düşmanımsın diyor. Karşımdasın. Ecdat öyle mi yaptı ya? 600 sene. Ecdat. Coğrafyanın adı Osmanlı ya. Hepimiz. Biz Osmanlı torunlarıyız çok şükür. Bu coğrafyanın insanlarıyız. İslamiyet'i de ruhte etmiş insanların torunlarıyız. İnsanların akıllarına, kalplerine Kur'an'ı nakşetmek için uğraşmışız. Yani cihadı da bunun için de ruhte etmişiz. Biz Kur'an'ın ifadesiyle tercih edilmiş cihada memur edilmiş bir ümmetin çocuklarıyız. Ümmetiz biz. Ümmeti Muhammediz. Biz ne mutlu Müslümanım diyeneyiz. Ülkçü değiliz. İslam milliyetçisiyiz. Ben bununla yargılanmış insanım ha. Bununla yargılanmış insan. Bir tane başka şeylerden yargılandım da. Bir tane de bu. Biz ülkçü değiliz. Biz ümmetçiyiz. Bütün alem duysun. Biz Muhammediyiz. Aleyhissalatü vesselam. Evet. Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmetindeniz. Milliyetimiz inkar edilemez. O da vardır ama ümmetçiliğe hizmet ederse hizmet edilmeli, hadim edilmeli ona. Hadim edilmeli, hizmetçi olmalı. Öne geçmemeli. Hem neden korkum olacak? Hem neden korkum olacak diyor. Korkun için olur. Bir, dünya ile ecelimden başka bir alakam yok. Dünya, dünyada ne alakam var? Ustadın çoluk çocuğu yok. Evladı yal yok. Zaten akrabasını terk, terk ettirmişler. Sürgün etmişler. Görmediği sıkıntı kalmadı ki. Her türlü şeyi görmüş. Ustanın akrabası nerede olacak ki ilk? Burdur'da. Balık iz tarafından nefret edilmiş. Sonra bağlı. Ya, yapılmadı bir şey mi kalmış? Lan bundan daha ilerisi var mı? Mezarda bile çıkartmışlar ya. E bunun kimsesi yok. Niye peki? Dünyada ne alakası var? Bir eceli var. Yani niye korkum olsun diyor. Bir ecelim var diyor. Başka çoluk çocuğumu düşüneceğim de yok. Başka malımı düşüneceğim de yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim de yok. Hanedan yani. Onun şerefi Allah zaten veriyor. Onu da düşüneceği yok. Nesi var? Riyakar bir şöhret-i kazibeden ibaret olan şan ve şerefi dünyeviyenin muhafazasına değil, kırılmasına yardım edene rahmet. Şöhreti kazip ediyor. Said Nursi işte radıyallahu Bir şöhret, şöhreti kazibe. Yalancı bir şöhret diyor kendisi. Tabi. Ne yalancı ya? Bir devir, üç devir görmüş bir insan. Rusya'da Nikola Nikoloviç'in ayağa kalkmayan, zalim ve cebbal üç kumandana boyun eğmeyen zat korkar mı? Salim ve Cebbar üç kumandana boyun eğmemiş. Eğmemiş. Böyle bir zat. Buna diyor ki kendisi diyor ki şöhreti kazibe. Yalancı bir şöhret. Ya senin baş tacı niye ettik? Kur'an'ı baş tacı ettiğin için biz seni baş tacı ettik. Ey ustad Kur'an'a hizmet edene hizmet etmek hizmet etmektir. Kur'an'ı baş tacı edene baş tacı ederiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ayağına aldığı bir şeyi başının üstüne koyana biz itaat etmeyiz. Ben El İslamiyetül Asabiyetül Cahiliye. İslam ümmetçiliğin dışında ona hizmet etmeyen menfim ırkçılığı, ırkçılığı bak Siyonistler ayağımın altına aldım diyor. Veda hutbesinde. Veda Allah Resulü yani İslam'dan kopmuş, İslam'a hizmet etmeyen, ümmetçilikten ayrılmış sif kan, doku özelliğine dayanan bir ırkçılığın ayağımın altına aldım dedi Allah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Veda ötmesinde yeri de söylüyor. El İslamiyetül Ashabiyetül Cahiliye. Yani İslam'ın dışındaki o ırkçılık İslam'ın dışındaki cahiliye döneminin adetiydi. Onun övünüyordu. Mesela bir misal vereyim abiler. Arkadaşlar benim sizde ne üstünlüğüm var? Karadeniz'de doğdum. Senin bende ne üstünlüğün var? Van'da doğdun diye. Ben mi istedim? Onu sen mi istedin? Vanlı olmanı sen mi istedin? Ben mi istedim? Kim istedi? Kim yaptı bunu? Allah yaptı. <laughs> Allah tercihini mi tercih edeceksin? Yoksa Allah'ın tercihini mi sorgulayacaksın? Oysa biz inanmışız ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'a. Üstünlük ancak takvadadır. Takvadadır yani. Allah'a kul olmaktadır. Ben sizi ayrı ayrı kavim kavim kabile kabile yarattım ki tanışanızsınız, görüşesiniz. Yani teknoloji, sanat, ticaret, ilim, irfan olsun diye. Kavga edesiniz diye değil diyor. Ben ne özelliğim var Allah'ınızı severseniz ya kurban olurum ya. Ben ne özelliğim var sizden ya. Senin benden ne özelliğim var. Beni Allah seçmiş, seni de Allah seçmiş. Anne baba ne olacağını, kim olacağını sen mi seçtin? Anne baba mı seçti seni? Gittik anne baba denilen zatlar gitti. Alemin gayba ruhlar alemine. Bu çocuğum olmasın. Bu da olmaz. Aa bunu ver yarabbim. bu çocuğum olsun. Bu da kızım olsun. Sana dediler mi böyle? O bu baban mı olsun anne? O babamdan bu, bu, baba olmaz bunda. Bunda olmaz. bu olsun. Sen mi seçtin babayı? Anne babana niye itaat etmiyorsun kardeşim? Sen mi seçtin onu? Sen niye beğenmiyorsun? Ya şöyleydi böyle. Sana ne? Anne babana itaat edeceksin kardeşim. Dünyalık cihetiyle namaz kılmıyor diye de, kılma dese gene kafasına vurmayacaksın. İtaat etmeyeceksin Allah'ın hükümlerine karşısında ama isyan da etmeyeceksin. Anne babasına maddeten, madde itibariyle, dünyalık cihetiyle isyan eden İnsan bozması canavardır. Anne babasına isyan eden insan bozması canavardır ya. Ne isyan edeceksin ya? Biz Müslümanız kardeşim, Müslüman evladıyız. Ümmeti Muhammed'deniz. Ne mutlu Müslümanım diyene. Ümmetçiyiz. Elhamdülillah. Gurur diyoruz. Anne babamızı da baş tacı ederiz. Baş tacı edilecekleri, baş tacı edenleri de baş tacı ederiz. Sevdiğimi, seveni seviyorum. Düşmanıma düşman olanı, düşmanı o da düşman. O da dostumdur. Dostuma düşman olan... Bak buraya koyuyor. Burada bir adam var. Burada benim Allah. Allah benim dostumdur. Bu da onun düşmanıdır. Ben ne olmam lazım? Düşman. Bir daha. Allah'ı koydum buraya. Kur'an'ı koydum buraya. Allah ve Kur'an peygamber benim dostumdur. Ama bu, bu zındık onun düşmanı. Kim olursa olsun. Kardeşim olsun. Babam olsun. Hayası saadet. Baba ol. Kim olursa olsun. Bizim ölçümüz edili şeriyedir. Kur'an'dır, sünnettir. Allah ve Resulü'dür. Kur'an-ı Ölçümüz o. Ne kadar güzel bir şey ya. Ne kadar rahat. Bir tanesi bana soruyor. Koluma sağımda bakıyor. Yanımda duruyor. Sağa sola bakma diyor. Önüne bak diyor. Kameralar var diyor. Sana sorduğum soruları yoluna bakarken cevap ver. Sor bakalım. Kime çalışıyorsunuz dedi. Sen kime çalışıyorsun dedi. Seni bana gönderenler <laughs> demediler mi ben kime çalıştığımı? Bir de senden duyayım dedi. Ben dedim kime çalışıyorum biliyor musun? Bu kainat büyüttüm. Sekiz met çektim. Dört elif değil sekiz. Kainatın patronuna çalışıyorum. Kainatın patronuna, sahibine çalışıyorum. Eylül dedi ki bu konuda samimiysen hiçbir şeyden o zaman korkma dedi. Ya kainatın patronu elhamdülillah şeref diyoruz. Rabbimiz Allah'tır. Şu anda görüyor mu? Görüyor. Duyuyor mu abiler? duyuyor. O Rabbimiz ol, olmasından gurur duyuyoruz. Onu kalbimizde taşımaktan şeref duyuyoruz. Başka bir şey sokmayız kalbe. Elhamdülillah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Sadıkul Adilim. Bu başta baş tacımızdır. Her şeyimizdir. Buna hizmet edenlere ne varsa vasıta yaparız. İşte ölçü bu. Bu gaye, bu hedefe Neyin var? Servetin, milliyetin, fen, matematiğin, kimyan, paran, pulun, sporun. Bu hedefimize kim hizmet ediyorsa onunla beraberiz. Ustad niye korkacağım diyor. Bir, dünya ile ecelimden başka sebebim yok. Çoluk çocuğum yok. Malımı düşüneceğim de yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim yok. Bir riyakarhane diyor Tobe estağfurullah. Şöhreti Kazibem'den başka bir şey yok. Ona da onu da kıranlara rahmet diyor. Onu da güya karıştırıyorlar başka saytlarla şunlarla bunlarla. Kaldı ecelim. O ecelim Halik Celalın elindedir. Kimin hattı var ki vakti gelmeden ona ilişsin? Kimin hattı var? Ya ne güzel ya. Çok şükür ya. Bize neler diyorlar ya. ona sen karlaşsın lan. Bu Kürt adamın ne işi var senin rapper yapıyorsun? Dedi. O koridorda yürürken. Bu fakir kardeşiniz ne dedi biliyor musun? Peygamberimiz Arap'tı. Peygamberimiz Arap'tı. Sana bir soru da sorayım. Allah nereliydi dedim. Müslüman ya. Tövbe <laughs> estağfurullah dedi ya. E niye soruyorsun bak? Allah Allah. Elin gavur İngilizcesini öğreniyorsun. Elin gavur İngiliz üniversitesinden fen alıyorsun. İnsanın ev, insanı tanıma ilmini niye bundan almıyorsun? İngilizce bilmek şeref. Niye Arapça, Arapça, Kürtçe bilmek şeref değil? İngilizce öyle mi? İngilizce bilmek şeref. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da, ustadımızı da Allah için sevmişiz. Rabbimiz için sevmişiz. İmanımız için seviyoruz. Baş tacı ediyoruz. Çok şükür. Elhamdülillah. Ya Rabbi ayırma bizi onlardan. Amin. Onların da şefaat namazlarıyla ya Rabbi. Amin. E şu zata ümmet etmez misin? Niyet etmezsin. Pirifani değil mi? Elhamdülillah ya. Kimin hattı var ki vakti gelmeden ecele ilişsin. Zaten izzetle mefti ustada bak. İzzetle mefti yani izzetli olarak ölmeyi zilletle hayata tercih edenlerdeniz. Yani zilletle yaşamaktansa izzetimizle ölmeyi tercih ederiz. Ha gazze dünya duruyor aklı duruyor ya bomba yağıyor çocuk aşağıda kaçmıyor oradan çıkartıyor biraz sonra düşecek bana diyor. Düşsün diyor. Ya buna bunu yaptıran nedir ya milletçilik midir ya İman iman akıl duruyor dünyanın aklı duruyor nasıl Rabbiniz var diyor ya. Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz ki? O Allah adına terk etmiyorsunuz diyor. Allah'ın adına terk etmiyorsunuz, canınızı veriyorsunuz. La akıl alır mı ya? Sultan Bey'in bomba kaç kişi kalır burada? Nasıl iman abiler ya? Akıl duruyor ya. Bu imanı söküp alsan Arap milliyetçiliği olsa olur mu? Arap milliyetçiliği olur mu? Olmaz. İçini onu dolduran neydi? İman. Orada onlarla beraber giden mücahitler var. Her milletten var. Biz, biz atık, ben bildiğim kişi var ya. Her milletten çok şükür onlarla beraberler. Bir tane duymuşsunuzdur. Çabuk çabuk, koy, çabuk koy diyor Türkçe. Müslüman olmak ne güzel bir şey ya. Allah ve ahirette ümitli yaşamaktır Müslümanlık. Allah ve ahiretle ümitli yaşamaktır. İslamiyet, Müslüman olmak. Hayatından daha değerli bir şeyi hayatını adamaktır Müslüman olmak. Müslüman olmak hayatından daha kutsi bir şey uğruna yaşamak Hay değer. Kıymetini sana biçiyor İslam olmak. Yaşamaktan keyif alıyorsun. Niçin keyif alıyorsun? Senden daha değerli bir şeye uğruna çalışıyorsun. Ölüm korkusu onun için olmuyor. Teriz. Müslüman'ın ölüm korkusu olmaz mı? Korkar. Müslüman'ın ölüm korkusu ölüm korkusu değil, hesap korkusudur. Hesap korkusu, ölüm korkusu değil o. Zaten izzetle mefti, zilletle hayata tercih edenleriz. Eski Said gibi birisi demiş ki ve nahnu nasun la tevassutu beynena elen nasad saduruhu nalal alemine evil kabri. Birincisi diyor ki biz öyle bir şeyiz ki öyle milletiz ki bir şey çıkarttığımız zaman en yukarıya Indirdiğimiz an aşağı iniyoruz. Ortaya bir şey yapamıyoruz. Ve nahnu unasu la tevesset la tevessute beynena. Ortaya koyamıyoruz. Öyle acayip bir şey götürüyoruz. Belki hizmeti Kur'an beni hayat içtimai, siyasi, beşeri düşünmekten men ediyor. Niye? Ya bu insanlardan ima sökülüp alınıyor. Ya Rusya olsun, Çin olsun, Amerika olsun, Türkiye'de olanlar zamanında benim gibi düşünen bendendir dediler. Benim ırkımdan değilsen bendendir demediler ki. Öyle yaptılar tarifat. İşte Kur'an'ın doğrusu Kur'aniyesinde olanlar ümmettir. Kur'an'ın ruhuyla, Kur'an'ın ahlakı. Mesela komünistlik diyor mu? Bizim ırkımızdan değilsen sen komünist olamazsın. Yok değil mi? Amerika der mi ki benim safıma savaşma çünkü sen Amerikalı değilsin. Bak Siyonistler bile paralı katil şey alıyor, asker alıyor Afrika'da. E peki Hizmet-i Kur'an nedir? Bizim bir potamızdır. Bütünsellik hakikatımızdır. Kur'an hakikatları beni hayat içtimai siyasiye men etmiş. Niye? Çünkü bu insanlar, bu İslam evlatları aldatılmış. Niye batıdaki, Trakya'dakiler biraz dinde lakat gibi gözüküyor? Sebebi en büyük ulema oralardaydı. Hep böyle savaştıkları, cihat ettikleri için babaları, hocaları, alimleri gitmiş. Torunları kalmıştı. Başsız kaldıkları için böyle olmuş. Şeyde de öyle geçiyor. Birinci şuada Kürt milleti diyor, alimlerini kaybetti diyor. Birinci şu anda ayette geçiyor. Alimlerini kaybedince başsız kalmış. Yani İngilizlerin o Çanakkale'de dediği çok acayip. Bunların diyor, Çanakkale geçilmez. Tamam zaten derdimiz o değildi diyor. Ne o? Yani bir asır nesli yok ettik. Bütün o talebe, alim, hocalar cephede telefonunca sen galip gelsen ne olur? Ne bilim insanın kaldı, ne alimin kaldı. Yani tırpanladığı nesil, yok oldu. Alimin kalmadı. Savaş olsa alim durur mu doğuda batıda? Alimin, bilim insanı, tıptan mezun olan çocukları Çanakkale'ye götürdüler. Daha yeni mezun olmuş, doktor olmuş. Bilim insanı olacak. Hepsi gitti. Ne oldu? Başsız kalmış. Rehbersiz kalmış. Rehbersiz kalmış bir milletin torunlarıyız biz. Cahiliz biz. Birbirimize itham etme hakkımız yok. Birbirimize ikaz etmeye, birbirimize yardım etmeye, birbirimize hakikatı Tavasal tevassav hakkı ve tevassav bir Tavsiye etmeye vazifemiz var. Çünkü başsız kalmış, rehbersiz kalmış. Ne bilim ne din alimimiz kaldı. Ya asıldı ya savaşta telef oldu. E bir ordu kimi örtecekti bize? Benim babaannem sizin de geçmişinize rahmet etsin. Babaannem 116 yaşında rahmet etti. Oğlum dedi Uşam. biz köyde değil Merze'de köyün dışında. O da belki birisi duyar diye ahırın orada annem bana diyor süre öğretti diyor. Süre öğretti diyor orada. Alevileri Sünnilere, sunileri Alevilere böyle jandarma yaparlar. Ben diyor köyde değil diyor. Yayla'da ahırda ezberlemiş. Şimdi onun torunlarına sen dini bilmiyorsun sen şöylesin. Tabii ki bir tanesi bir şey vermiştir. Sen lassın sen Çerkez'sin, sen Türksün, sen Kürtsün, sen bilmiyorum. Cazip gelmiştir. Biraz da onun suyuna gitmiştir. Karşına alınır mı? İkaz edilmesi lazım. Müslüman evladıdır. Kullanıyorlar onlar. Bu vatan bizim. Vatan bizim, bizim. Başka vatanımız yok. Bu vatan bizim. Ecdadımızın kanları, alimlerimizin mürekkepleri yoğrulmuş. Kan ve mürekkep var. Burası bizim. Bizi bize vurdurmaya çalışıyorlar. Ama yok. Uyanmış çok şükür. Evet. Yüzde yirmi var. Yüzde seksen öyle değil. Okuyacağım şimdi. Çok şükür. Evet. İslami pek hayat yok ama şuurlanma çok güzel. Çok şükür. Zaten 80 milyonun, 40 milyonu, 60 milyonu şuuru olması değil. Zekatı kadar olsa yetiyor. 1-2 milyon olsa şuurlu yetiyor. Tarih açıp tarih kapatanlar parmak sayısını geçmez. Bu millet bir gecede iki gecede kanallar değişse değişecek bir millettir. Belki hizmeti Kur'an beni hayat içtimai siyasiyeyi beşeriyeyi düşünmeklerime men ediyor. Şöyle ki hayatı ı bir yolculuktur. Şu zamanda bak şimdi bundan sonra başlıyor. Niye siyasetle olmaz? Şimdiye kadar anlattı çünkü en azından biz Müslüman çocuklarıyız kanımıza girdiler. Aslımızı unuttuk, gayemizi unuttuk. Ana tema İslam'dı. Neyin varsa elindeki özellik. Servettir, kariyerdir, gençliğindir, milliyetçiliğindir, para pulundur. Ona hizmet edeceğiz. Şimdi niye edemiyoruz? Bak niçin dahilde menfi hareket yapılmaz. Onu anlatıyor yani çarpışma silahla vurup kırmayla olmaz. Onu anlatacak. Diyor ki şöyle ki hayatı beşeriye, cemiyet hayatı bir yolculuktur. Değil mi? Sebavetten genç diye böyle olgun yaşa kabire doğru gidiyoruz. Şu zamanda Kur'an'ın nuru ile gördüm ki o yol bir bataklığa girdi. Şimdi cemiyete bakın. Hepimiz muzdarip değil mi? Sözünde durmaz. Ahlak dejenere olmuş, alt üst bilmez. Yani yaşlı genç bilmiyor eskide hürmetler şeyler vardı değil mi? Hepimiz bir şekilde muzdaribiz. Sebebi cemiyet hayatı bir bataklığa giriyor. Girdi yani. Bu bataklığa soktular. Bunun sebebi de Yahudidir diyor ustad. Ayette birinci şuada. anda. Bunun mesajı, Deccal ve Süfyan Yahudi olacağını söylüyor. Şu Kur'an'ın nuruyla gördüm ki o yol bataklığa girdi. Müleves ve funetli bir çamur içinde kafile beşer düşe kalka gidiyor. Düşe kalka gidiyor kafile Beşer düşüyor, kalkıyor, düşüyor, kalkıyor. Bakayım nerede hastalık var? Yani sakın bu dersi de dışarıya uygulamayın. So dışarıdaki insanlar değil. Hepimiz bunun içindeyiz. Öyle düşünürsek, öyle bakarsak, dinlersek istifade ederiz. Bakayım ben ne kadar içindeyim bu olayın. Müleves ve ufunetli bir çamur içinde kafile Beşer kalkıp gidiyor. Yani en azından buharlı veya çamurlu. Müleves ve ufunetli bir çamur. En azından evet çamura bulaşmadım ama kokusu var. Kokusuyla bulaşmışız. Bakayım nasıl bir şey. Ne yapmış? Bir kısmı selametli yolda gider. Bir kısmı mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan kurtulmak için bazı vasıtaları bulmuş. Bir kısmı selametli yolu bulmuş. Gidiyor. Bir kısmı mümkün olduğu kadar çamurdan, bataklıktan kurtulmak için bazı vasıtaları bulmuş. Bir kısmı ekserisi ekserisi o funetli çamur bile olmasa o pis e, zeminin kokusu, o funetli, pis çamurlu bataklık içinde bir de karanlıkta gidiyor. Şimdi ne demektir ben izah edeceğim. %20'si sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru miskamber zannederek yüzüne gözüne bulaştırır. Düşerek kalkar gider ta boğulur. Yüzde %20'si. Bu milletin yüzde %20'si ne yapıyor? Sarhoşluk sebebiyle. Sarhoş. Sarhoş derken içki içen değil. Ya mal sarhoştu, ya şöhret, ya ya mal mülk derdine düşmüş. Yüzde %20'si sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru miski amber zannederek yüzüne gözüne bulaştırmış. Yüzde %20'si. Abiler bir daha söylüyorum. Hazreti Ali diyor ki radiyallahu anh. İçki sarhoşluğun bir vakti vardır. O gidince düzelir. Ama mal sarhoşluğun vakti yoktur. Kabre kadar devam eder. Hayat perest, ehli dünyalık. Hayat perest. Bunlar bir sarhoşluktur. Ama bilinmez gibi bir sarhoşluktur. Sarhoş sarhoş olduğunu bilmez ki. Bilmiyor. Yüzde yirmisi sarhoştur. Yani gaye dindiği bir şeyde fena olmuş. Düşerek kalkar gider ta boğulur. Boğuldu. Yüzde sekseni ise bak Bataklı anlar. O cemiyet hayatım korkunç bir yere gidiyor. Ufunetli pis olduğunu hisseder. Yüzde sekseni ha bataklık var. Bu toplum bataklığa gidiyor. Fakat pis olduğunu da hissetti. Pistir bu. Fakat mutayirdirler. Selametli diye göremiyorlar. Yani tereddütteler bu yüzde sekseni anlamış. Bataklığa gidiyor. Kope. Berbat bir yer. Sonuç iyi değil. Uçurma gidiyor. Fakat selametli yolu da göremiyorlar. Göremiyor. Yani görse bile aşağıda söyleyecek göstermek göster, göstermek isteyenler de göstermesi gerekirken göstermiyorlar. Size bir şöyle bir hatıramı nakledeyim. Kırıkan'da bir felsefe öğretmeni geldi. Hayatında hiç camiye girmemiş. Dedi ki benim diyor bir tarih öğretmenim vardı zorladı gel bugün cumaya gidelim. Cuma'ya Gittim dedi. Ömrümde ilk defa gidiyor. Şadırvan'dan aldım abdesti onun yanında. Girdim tam girerken hoca efendi dedi yukarıda kaza namazından bahsediyor. Ömründe ilk defa gidiyor. Tabii ki bu sebep değil de ama böyle de var yani. Yani senin için mi bahsedecek ama böyle şey de oluyor. Tam giriyorum ki bir kaza namazının cezasının şu kadardır diyor. Bir hesap ettim dedi oturdum. Ömrümde hiç namaz kılmamış. Onun söylediği miktara bir baktım 83 yine işte ahiretin senesi dünya falan. Bir baktım ki iş bitti diyor. Hiç kalktım dedi. Çekip gittim diyor. Ondan sonra geldi derse dedi bir daha buraya bak. Dersi dinledi. Ondan sonra niçin Allah var konusu işte felsefeciydi ya. Allah ihtiyaç mıdır dedim. Ders, dersimizin konusu o. Bazı hutbelerde öyle yapıyor. Allah ihtiyaç mıdır diye. Dinledi. Dedi ki hoca bir şey söyleyeyim mi sana dedi. Bazı Müslümanlar ...böyle bu, bu derse ne kadar muhtaç onlar diyor. Diyor ki inanmayanlar inanmak istedikleri kadar ne kadar inanmak istiyorlar bir bilsen. Ama diyor inan, inananlar inandırmak istemiyor. Felsefeci kafası olduğu için öyle dedi. Gerçi bahanesi yok. Çeşitlilikleriyle şey yapması lazım. Okula girdiğin zaman felsefe dersi var? Fizik var, matematik de var. Yani biraz dikkat edeceğiz. Abiler yüzde yani biz onlardan olmayacağız. Yani inanmayanlar, inanmak istediği kadar ne kadar istiyorlar biliyor musunuz? E niye inanmıyor diyor. Çünkü inananlar inandırmak istemiyor. Niye? Yaşantısı faul. Ha buradan çıktıktan sonra bu kürsüden. Evet ben bunu seslendirelim. Ben de muhtaçım buna. Ama faiz alsam, aşağıda hak hukuk ihlal etsem, faizle şunla bunla uğraşsam, kim daha beni dinler? Öyle mi? Yani Gazze için dua ediliyor. Şimdi beni bazı Müslümanlar, Müslüman nam altındakiler tenkit ediyor. Diyor birisi çıksın da diyor bunu enflasyonu anlatsınlar bu adama benim için. Enflasyon gökten geldiğini zannediyor. O gariban benim Müslüman kardeşim. Niçin biliyor musun? Dedim ki Gazze için gece dua ediyorsun. Bu kadar ediyoruz. Niye kabul olmuyor? Kardeşim lütfen kendinize sorun bunu. Bunlardan birisi isek bu hatayı düzeltin. Gazze bir şekilde hicret etse, halkı Türkiye'ye gelse, kira patlar mı patlamaz mı? Hani sosyalistik, hani sosyalist, komünistlik, eşitlik vardı? Hani Müslümandı? Sosyalist diye de söylüyorum, sosyalistlere de söylüyorum. Ey sosyalistler, 3 bin liralık kiranı 15 bin lira nasıl yaptın? Ey sos sosyalistler, soğanı tüccara satıp, o tüccar, Kızılırmış, şey, Polatlı'da geçen, neydi o? Sakarya. Sakarya'nın kenarına kamyonla senin sattığın soğanı doldurup tarladan Sakarya'nın kenarına döktüğünü bildiğin halde ey sosyalist adam sen ona niye sattın? Hani eşitlik vardı? Niçin? Çünkü iç kaos olsun diye küreselciler istiyor değil mi? Soğan piyasası ile soğan siyasetçileri sizi, patates siyasetçileri sizi, ucuz siyasetçiler, ucuz siyaset satılmıyor. Müslüman da yapsa Sosyalistler de yapsın. Hani sosyalistik, Hani komünistlik? Hani Müslümandık? Şimdi o soğanı irmaya doktuğunu gördün halde Niye soğanı satıyorsun ona? O Sen soğanı böyle yaptın. O da hıyarı da yaptı. O kabağı yaptı. İstanbul piyasasında enflasyon varmış. Yapan sensin. Niye sattın ona? Bana ne canım? Herkes mi? Sen kendi önünü temizleyeceksin kapını. Demek ki %20'si böyleydi. %80'i bataklığı anlar. Çamura doğru gittiğini anlar. Fakat Tereddütteler sarhoş gibi nasıl kurtulacağım? Fakat selametli yolu göremiyorlar. Tamam mı? Yüzde mi bu? Yüzde seksen bu mu? Tamam abiler keseceğim biraz sonra. İşte bunlara karşı iki çare var. Yüzde sekseni uyandırmak için. Birisi topuz ile o sarhoş yirmisini ayırtmaktır. Topuz. Kafasına vuracaksın. Yüzde yirmisini. İkincisi bir nür göstermekle mutayirlere selamet yolu ilah etmektir. Birincisi topuz ile. Topuz. Siyaset topuzdur. Siyasetle şimdi o milleti, o ahlakı bozulmuş, İslamiyet ruhundan uzaklaşmış, örf, anane, kültür geleni kaybetmişse sen diyorsun ki ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene, ne mutlu Çerkez'im diyene, ne mutlu Laz'ım diyene. Bu mu çare? Sekeratta, sekeratta, ölüm anında senin imdadına kim gel? Nereden yardım alacaksın? Ölüyorum ama ben Türk'üm. Önemli değil. Ben ölüyorum ama Kürdüm. Kim sana yardım edecek Sekerat'ta? Değil mi? Allah. Allah Celle Celaluhu yardım edecek. Sekerat'ta nereye tutunacaksan ona tutun. Sekerat'ta. Doktor sana rapor verdi. Dedi ki akciğer kanseriz. 3 ayın var. Ne yaparsın? Onla çorba yapamazsın o raporla. Siyasi bir lokala mı gidersin? Havam bugün çok iyi lokalcı. Bilmem ne partisinin lokali bana bir çay ver. Gidersin. Yoksa bir hocaya, bir alime, bir şehe, bir ustada mı gidip de ''Ya ne yapayım ya? ya, bu dua mua yok mu? Tövbe ettik, seni de şahit edelim.'' Hangisini dedersin? Söyleyeyim ben sana. Depremde bir tane ateistlik görmedik. Kayıtlarda var. Çünkü depremde kahve kayıtları çıkmış Hatay'da. Hiçbir ateist kalmadı. Hepsi Müslüman oldu. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ona kahvede kumar oynarken la ilahe illallah kayıtları var. Hepsi Müslüman oldu. Ha sekeratta da o lazım olacak. Sekeratta sana ne lazımsa onu takip et. Ona yardım edene yardım et. Demek ki yüzde %20'sini ya siyaset topuzuyla yardım edeceksin veya ona bir nur göstereceksin. Ben bakıyorum ki 20'ye karşı 80 adam elinde topuz tutuyor. Halbuki o bir çare ve mutayir olan 80'e karşı hakkıyla nur gösterilemiyor. Gösterilse de bir elinde hem sopa hem nur olduğu için emniyetsiz oluyor. Yani Evet Müslüman ama ulan siyaseti bana İslamiyet'i anlatıyor. E bir elinde İslamiyet var. Bir elinde de siyaset var. Karşıdaki şüpheleniyor. Ulan İslamiyet de çekecek. Siyaseti kafama mı geçirecek? Afrikalı dediği gibi. Avrupalılar buraya geldi diyor. Ellerinde diyor İncil vardı. Nasıl olduğunu ala vera dala vera ne olduysa diyor. İncil bizim elimize geçti. Bizim topraklar madenler onların eline geçti diyor. Aa Afrikalıların söylediği ya. Atasözü olmuş. Avrupalılar diyor geldi Afrika'ya. Ellerinde İncil vardı. Güya İncil'i anlatacak. Ne olduysa diyor İncil bile bizim elimizde kaldı. Bizim maden yatakları onların elini geçti diyor. Kaç sene Cezayir'de Fransa kaldı ya? Anadili Fransızca oldu. 600 sene Osmanlı topraklarındaydı. Türkçe anadil değildi. Acaba dayatsaydı sizin ecdadımız, babalarımız, dedelerimiz. Sırbistan diye bir lisan mı olurdu? Bizim elimizdeydi ya. Yunanistan kaç yüz sene, 500 sene bizim eyaletti ya. Dayattı mı ya bu? İslam'da böyle bir şey yok ki. Adamlar İncil'le gitmiş, toprağı almış gitmişler. E şimdi burada da öyle. İslamiyet'i anlatıyorsun. Öteki elinde de siyaset var. Adam demeyecek mi ki siyaset de şey yapıyor. İslamiyet'e çıkıyor. Topuzla kafa mı vuracak? Mutahir adam acaba nurla beni celbedip topuzla dövmek mi istiyor diye telaş eder. Hem de bazen arızalarla topuz kırıldı vakit. Nur dayı uçar veya söner. İşte o bataklık ise ne demek? gafletkârâne ve dalalet piş olan sefiyane hayat içtimai beşeriyedir. Gaflet ne demek biliyor musunuz abiler? Unutmak, hatırdan çıkmak, şuursuz olmak değil. Tamam olur. Vahiye kulağı kapalı, ahirete istikbali gözü kör olana gafil derler. Bir daha gaflet ne demek? Maziye, vahiye, Kur'an'a kulağı sar, ahirete ne istiyor ahiret bizden? Ahirete, geleceğe, ...gözü kör, yaratılış hikmetini kaybetmenin adı gaflettir. Gaflet böyle bir şey. Diyor ki, o bataklık ise gafletkarane... ...yani vahiden, kopuk, ahiretin ölçü yapmayan... ...hevesini putlaştırmış insan, dalaletmiş olan... ...sefiyane hayat-i içtimai beşeriyedir. O sarhoşlar, dalaletle telozus eden mütemeritlerdir. En azından neredeyse yüzde 10-20'ye kadar var gayrimüslimlerin bu millete karışması. Bu milletin içine karışmış. O da TC vatandaşı gözüküyor. O mutahir olanlar dalaletten nefret edenlerdir. Fakat çıkamıyorlar, kurtulmak istiyorlar, yol bulamıyorlar. Mutahir insanlardır. O topuz ise siyaset ceylanlarıdır. Siyasi. Mesela ben söyleyeyim siz şey yapın. Benim lokalıma gelen namazda olmasa, Sefi ama benim partide, banle beraber o bizim dünyamızda veli nimet evliya bizim gibi düşünmeyen başka bir partide gözükse, çarşaflı ve sarıklı ve dindar olsa o da zındık. Milliyetine, milletine, milletçine, kanına, örfüne, ananesine, kültürüne ihanet etmiş zalim diye bak. Öyle mi değil? Benim gibi düşünmüyorsan, e, bizim kanımıza ihanet etmişsin. Öyle de mi zaten? İnsan insanın değeri damarındaki kan belirliyormuş damarındaki kan sıfır grubu RH pozitif. E i̇şte ölçüyü olmasa bizi kandırmak için ne kadar bahaneleri var? Arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, gençler, bir bizatın şöyle bir lafı var. Ağrama sen eşek olursan diyor. Eşekliğe razı olursan semer vuran çok olur. Uyanık olacağız. Müslüman uyanıktır çok şükür elhamdülillah. E, şurayı okuyorum keseceğim. Onurlar ise ha o mutahir olanlar dalaletten nefret edenlerdir fakat çıkamıyorlar, kurtulmak istiyorlar, yol bulamıyorlar. Mutahir insanlardır. O topuzlar ise siyaset ceylanlarıdır. Bak mesela benim siyasetle alakam yok. E ben de ne istiyorsunuz? Ben bu milletin İslam'a uğraşıyorum. Polis çevirdi beni diyor ki ondan sonra nereden geliyorsunuz? Sizi meslekten geliyoruz. Polis misiniz dedi. Manevi polisim dedi. Aynı iş yapıyoruz dedi. Siz dedi maddi zabıtalık yapıyorsunuz. Biz de insanların akıllarına, kalplerine zabıtalık yapıyoruz. Dahilin daha hiç bakmadı. Yolun açık olsun dedi durdu. Öteki satın. ne dedi dedi bu. Bakmadın dedi o. Şu ara şey gebetem şey yapıyor. Böyle böyle. Sizin işiniz bizden çok zor dedi. Sen bize dua et dedi dedi. Bak kaç tane sarhoş gelecek. İşte biz onların ulaşıyoruz uğraşıyoruz. Bende ne istiyorlar peki? Siyaset işim yok. Dünya işim yok. İnsanların hiç uğraşıyoruz? Vidomu kesiyorlar, altını alıyorlar, üstünü dolduruyorlar. Altı alıyor, sonunu alıyor. Ne istiyorsun ya benim siyaset işim yok. Siyaset de senin rakibi değil. Hepsinin istanı istiyorum. Seni değil, öteksini de istiyorum. Hepsi kurtulsun, herkes kurtulsun. Onu da istiyor. Ne istiyorsun? Ha, yok insanlar uyandırma. Ya insanlar bizim kardeşim İslam var ya. İslam var, Kur'an var, peygamberimiz var, Allah var, ahiret var. Bu yola yardım eden her şey muba hakkıyla ama derecesine göre. O topuzlar ise siyaset ceylanlarıdır. Bir nur cemaatinin siyasetle alakası yok. O çıkmıştı parazit her yerden çıkar bizi bağlamaz. Risale, Risale'de oz billahi mine şeytan ve siyaset demiş. Şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçıyorum demiş. Adam senin amblemini kullanır der bizimle ne alakası var. Siyasette, ben hiç duydunuz mu ben de siyasetçiyim? Ehven-i kaydesi var orada din kaydesi olduğu için söylüyorum. Onurlar nurlar ise hakaiki Kur'an'iyedir. Biz neyle mi uğraşıyoruz? Kur'an hakikatları. Biz nur talebeleri siyasetle ilişkimiz yoktur. Vatanın istanı uğraşıyoruz. Hepimiz, hepiniz. Kur'an'ın hakikatlarını gösterilmeli. Bu insanlara nur gösterilmeli. Ayrıştırılmamalı. Vatanperverlik budur. Vatanımız budur. Ecdadımız buraya iki tane İki tane suyla sulamış. Kan ve mürekkep. Mürekkep üstündür. O şehide o ruhu veren mürekkeptir. Alimdir. Alimler şehidi yetiştiriyor. İkisi de var. Bu coğrafyanın insanlarıyız çok şükür. Kalem ve mürekkebin çocuklarıyız. Kanımız bu. Sifkan değil bizim. Mürekkep. Nura karşı kavga edilmez. Nurlar ise hakayı Kur'aniyedir. Nura karşı kavga edilmez. Ona karşı adavet yapılmaz. İsa'yı... Bir siyasi değil ki sen niye ona düşmansın? Demek ki düşman olduğuna dostsun sen o zaman. Risale-i Nur'a düşman olan Risale-i Nur'un düşman olduğuna düşmansın. Risale-i Nur'un düşmanı kimdir? İmansızlıktır, şırktır, küfürdür, dalalettir, bozgunculuktur, fitnedir, ayrıştırmaktır, vatan hainliğidir. Onlara düşman. Risale-i Nur iman ve Kur'an hakikatlarını işliyor. Vatanperver yapıyor. Vatanını sattırmıyor. Örfüne, ananesine, kültürüne, geleneğine bağlıdır. Bir bu dersleri alan alet olur mu? Onun bunun şeyine. O alet olmaz. Şimdi düşünün ben nasıl alet olacağım? Tehdit etseler yok kardeşim ya. Keseceksin kes ya. Ben inanmadığım bir şey demem sana ya. Yani bu şuur ne? Vatan, ecdat, örfümüz, ananemiz, gelenemiz, hak hukukumuz, memleket. Diyorum kardeşim gidin. Dinimiz söylemiş silah rahimlerimiz var, akrabalarınız, Mezarlarınızı, mezaristanlarınızı, yaşlılarınızı giderken de hediye götürün. Birbirinizi te terk etmeyin. Çabuk ve ucuza terk etmeyin, sırt çevirmeyin. Kur'an'ın ahlakıdır. Kardeş olunuz, kardeş demişti. Biz buyuz elhamdülillah. İşte ben de nuru Kur'an'ı elde tutmak için şu elimde Kur'an'ın nuru, bu siyaset olmasın diye şeytan ve siyaset deyip siyaset topuzunu atarak iki elime iki elim ile nura sarıldım. Gördüm ki siyaset ceyranlarında hem muvafıkta hem muhalifte o nurların aşıkları var. Bütün siyaset ceyranlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların galaskarane telakkiyatlarından müberra ve safi olan bir makamda verilen dersi Kur'an ve gösterilen envar Kur'aniye'den Hiçbir taraf ve hiçbir kimse çekilmemek ve itham etmemek gerektir. Yani şunu dedi. Ben şimdi derse geldik. Ha ne ne olarak geldiniz? Risale-i Nur dersi. Bu binanın girişine bir tabela olsa A partisi, B partisi, C partisi, K partisi. O zaman o ambleme hizmet eder. O zaman çekinir. Ama buraya gelen ne diyecek? Her millet gelir. Herkes de gelmelidir. Allah ve Kur'an hiçbir şey çünkü niye bu ders Onlara alet olacak şeyler mi ya Kur'an hakikatleri? Onlara siyaset alet mi olur ya? Onları yapabiliyorsan hizmetine alet et. Kur'an'a, İslam'a alet et. Ustad Melcis için dedi. Siyaset Kur'an, İslam'ı, dini alet edemez. Ancak İslam'a Kur'an için siyaseti alet et. O zaman o siyaset siyasettir. Yoksa fitnedir. Hangisi fitnedir? Kur'an'ı makam için, siyaset için İslam dinini alet edene o fitnedir. Ama siyaseti İslam'a ve Kur'an'a, vatana, millete hizmet için alet ediyorsa o nedir? O siyasetçidir. Yani siyaseti Kur'an'a alet ediyor. Yani vatan, millet, ecdat, örf, anane, kültür, gelenek onları korumak için gayret ediyor. Kur'an ahlakını yerleştirmeye çalışıyor. Siyasettir. Tam tersi kendi makamı için kendi parası cebi için işte kazanımlar için eşine dostuna bir şeyler vermek için alet ediyorsa o siyaset değil. Onun adı fitnedir der usta. Fitne. Fitne ile siyaset farklı şeylerdir. Evet bitiyor bitti. Mer dinsizliği ve zındıkayı siyaset zannedip ona tarafkirlik eden insan suretinde şeytanlar ola veya beşer kıyafetinde hayvanlar ola. Bizim tabela yok. Hiç duydunuz mu? Hasan falan partidendir veya Nurcum değil. Peki itham etse ne, ne olur? O art niyetlidir. İnsan suretinde şeytandır ki bu insanlar bu insanları aldatmak aldanmasını bu insanlar bana aldansın diye uyanmasını istemiyor. Kur'an'a sarılacak. Ölçümüz Kur'an'ımız rehberdir. Kur'an hiç kimseyi dışlamıyor. İki türlü ifadesi var. Çok türlü de. Ey insanlar! Ya Yennas! Ama Ya'yü ellez z da de var. Ey kafirler de var. Kul kafirun. Davet edilen beşerdir. Onun için Risale-i Nur hizmetine hiç kimse karşı gelmemesi lazım. Çünkü biz parti değiliz. Irkçılık yoktur. Vatan, örf, anane, kültür ve geleneğimize, Kur'an'ımıza, peygamberimize, örfümüze, kültürümüze bağlı insanlar olmamız lazım. Bunu anlatırken sen karşı olursan demek ki sen bunları istemiyorsun bu ecdadı, bu nesli örfinden, ananesine, kültüründen koparmak istiyorsun. Ne yapmak istiyorsun? Alet yapmak istiyorsun. Alet olmayacak. Elhamdülillah siyasetten tecerrüt sebebiyle Kur'an'ın elmas gibi hakikatlarını propagandayı siyaset itamı altında can parçalarının kıymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar kıymetlerini her taifenin nazarında parlak bir tarza ziyadeleştiriyor. قَالُوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق <applause> الباقي والباكي سيد نُرْسِي رضي الله عن واخر دواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه ما Tekrar teşekkür ederim hepinize. Müslüman, ey Müslümanın ecdadın torunları. Çok şükür. Amin. Allah hepinizden de razı olsun. Ustadımız böyle biz. Ustadı takip ediyoruz. Çok şükür ustadımız da Kur'an'ı takip ediyor. Rehberimiz Kur'an. Başka bir şeyimiz yok. Adam sordu bana kime çalışıyorsun? Hasan'ım hoş geldin. Allah razı olsun sen de iyisin. Kainatın patronu. Delikanlı. Senin adın neydi ya? Kerem Ali. Eyvallah. Kerem Ali çok uzadın ya. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Çay içmiyor musunuz? E hadi güle güle.